Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamu aleyküm. Sabahul hayır, sabah bir bi hayır. Rojbaş, pari lui, good morning, guten morgen, guten morgen. Bonjour, buongiorno, dobro jutro, cin dobro, selamet pagi, ohayo gozaimasu. Zao en, Khabari, e, dilam şivido bisa, Shalom. aloha. Dünyanın nedir, neresinde insanlar birbirlerini ne ile nasıl selamlıyorlarsa, bendenizde varsayın ki öyle selamlıyorum. Zira selam İslam'dır. Selam barış parolasıdır. İslam Allah'ın küresel barış projesidir. Ama biz maalesef küresel barış projesi olan İslam'ı küresel savaş projesine çevirdik. Mahvettik ellerimizle bize verilen emanete kast ettik, ihanet ettik. Onun için İslam'ın yakamıza yapışan ellerini tekrar öpüp ondan özür dilemenin ve tekrar tecdidi iman etmenin bir yolu olmalı. İşte bu dersler bunun yolunu öğrenmek ve görmek ve göstermek için yaptığımız dersler. Bugün Siretül Kur'an derslerimizin yani Kur'an'ın hayat yürüyüşü derslerimizin 25.sinde yine beraberiz. Dört derstir Tekvir Suresi'nden çıkamadık. Bugün umarım inşallah Tekvir Suresi'ni tamamlayacağız. Zira Kur'an'ın iniş sürecindeki ilk sureler aynı zamanda Kur'an'daki ana kavramların da ilk geçtiği sureler. Ve artık yöntemimizi anlamışsınızdır. Ana kavramların ilk geçtiği yerde o kavramın bir haritasını çıkarıyoruz. O kavramı bir sindiriyoruz. O kavramı nasıl bakacağımızı, Kur'an'ın o kavram üzerinden bizde nasıl bir bilinç inşa etmek istediğini vermeye çalışıyoruz. Bunun içinde dersler uzuyor. Tekvir suresi kısacık bir sure ama dört sunuma sığdı. Bundan sonra yine ilk surelerde gelen ilk kavramları ayrıntılı olarak işlemeye devam edeceğiz. Yöntemimiz bu. Buna alışacağız. Tabii ki daha sonra aynı kavram geldiğinde buraya atıf yapacağız. Yani artık yeniden işlemeyeceğiz. Önceden işlemiştik. Merak eden bu kavramı buraya baksın diyeceğiz. Değerli dostlar, bugünkü... Tekvir suresinde ilk kez zikredilen kavram zikir. Bir farkındalık çağrısı. Hiç zikri böyle anmış mıydınız? Yani her zaman dilimizde kullanıyoruz. Sık kullandığımız bir kelime. Hiç bu sık kullandığınız kelimenin zihninizdeki çağrışımı bir farkındalık olarak yansıdı mı? Yok. Niye? Sorun şu. Biz Kur'an kavramlarını kavramın gerçek anlamıyla, kavramın bize iletmek istediği anlamıyla değil, kavramın tahrif edilmiş anlamıyla kullanıyoruz. Yani üzerinden 1400 yıl geçmiş. Bu 1400 yılda kavram kaç takla atmış, kaç kılık değiştirmiş, kaç kere bambaşka yerlere uğramış. Uğradığı yerlerden ne kirler, ne tozlar, ne çamurlar bulaşmış üstüne. Yani adeta metamorfoz geçirmiş. Ölmüş, ölmüş, başka suretlerde dirilmiş ve karşımızda bambaşka Kur'an'ın hiç kastetmediği hatta hatta tam tersi. Kur'an'ın kastettiği anlamının tam tersi. Yani Kur'an bir bilinç uyandırmak için söylediği bir kavram bilinci öldürmek için kullanılır olmuş. Bilinci katletmek için kullanılır olmuş. Onun için bir farkındalık çağrısı. Bir farkındalık çağrısına ihtiyaç var mı? İnsanlığın bir farkındalık çağrısına ihtiyaç var. Hatta bu ihtiyaç 1400 yıl evvelkinden daha fazla bugün. Zira insanlık bugün farkındalık azalmasına uğradı. Hatta farkındalık yokluğuna uğradı. Bilinç yokluğuna uğradı. Bugünkü kıtlık, bugünkü açlık, ekmek açlığı değil, gıda açlığı değil, bilinç açlığı farkındalık açlığı farkındalık açlığı neye götürür biliyor musunuz insanı ötekinin acılarına karşı kör, sağır olmaya ve dilsiz olmaya götürür. Farkındalık açlığı empati yokluğuna götürür. Ötekini, başkasını, diğerini anlayamaz olursunuz. Göremez olursunuz, işitemez olursunuz, derdiyle dertlenmez olursunuz. Eğer toksanız açın halinden anlamazsınız. Eğer iyiseniz, iyi olmayanların, zorda olanların, korda olanların, darda olanların halinden anlayamazsınız. Onun için farkındalık çağrısı bugün her zamankinden daha fazla muhtaç olduğumuz bir çağrı ve bütün bir insanlık ailesi olarak bu çağrı hepimize. Onun için zikir bir farkındalık çağrısı diyor. 12 Ocak 2020 25. dersimize Kur'an'ın Hayat Yolculuğu dersinde başlıyoruz. Nüzul suresinde sürecinde ilk geçtiği ayet bu. Tekvir suresinin 27. ayeti. Sonlarına denk geliyor surenin. İn huve illa zikrul lil alemin. İn huve. Bu başka bir şey değildir. Ancak şudur, nedir? Zikrul lil alemin. Alemler için bir zikirdir. İn ve illanın birlikteliği aslında vahiy ancak bir zikirdir anlamına gelmiyor. Bu edatlar şu anlamı çağrıştırıyor. Vahiy eşsiz bir zikirden ibarettir. Vahiy eşsiz bir zikirden ibarettir. Peki neden? Bu çok önemli. Vahiy iradenizi hiçe sayan bir sultan fermanı değildir. Ters köşe mi bu? Evet. Çok önemli ama. Ama çok önemli. Zikir o kadar ayağının ucuna basarak söylenmiş, o kadar nezaketli bir kelime ki karşıdakine sana emrediyorum, ferman ediyorum demiyor. Hatırlatıyor. Hatırlatıyorum. O kadar nazik, o kadar nezaketli, o kadar incelikli, o kadar kibarca bir kelime ki sana hatırlatıyorum diyor. Hatırlatanın Allah olduğuna inanıyorsunuz. İnanıyoruz değil mi? Yani ama diyor ben padişah fermanı değilim. Niye? Padişah fermanı tehdit eder teklif ediyor. Hatırlatma. Kur'an bir tekliftir. Niye? Eğer zaten tehdit etse tehdide ihtiyacı yoktu. Zorla yaptırırdı. Yarattığı üzerinde kahrı sonsuzdu. Ama değil, bir teklifle geliyor. Zaten sen de polis jandarma değilsin diyor. Raşiye suresi 22. ayet. Fedekir. Aynı kelime geldi. Zikir, uyar, hatırlat. Hatırlat. İnne ma ente muzekkir. Sen hatırlatıcıdan başka bir şey değilsin. Leste aleyhim bi musaydir. Sen jandarma, sen polis, sen kolluk gücü değilsin. Nasıl buldunuz? Peygambere sen jandarmalık yapamazsın. Sen insanlar üzerinde hakikat polisliği yapamazsın. Tamam senin ulaştırdığın şeyler hakikattir. Senin ulaştırdığın şeyler vahidir ama sen polis değilsin. Vahyi bir polis gibi ulaştırma. Bir polisin bir belge ulaştırıcısı gibi yani bir mahkeme belgesi, bir celp kağıdı gibi ulaştırma veya askere alma dairesinin Celp belgesi ulaştırır gibi ulaştırma. Askeri alma belgesi gibi ulaştırma. Nedir? Hatırlattım. İradeye saygı duy. Yani eğer inkar yoksa orada iman da yoktur. Eğer inkar etme hakkı yoksa iman etmenin değeri de yoktur. Onun için فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Dileyen iman etsin, dileyen o kadar net ki açıklamaya ihtiyaç yok. Sen Allah'ın vekili, oğlu, gölgesi vesaire değilsin. En'am 66. Eyvallah. Ve mâ aleyhim bi vekil. Onlar üzerine vekil değilsin. Sen vekil değilsin. Değil mi? Kim vekil? Hasbunallah. Allah vekil. Sen değilsin ama. Allah vekilken Allah bile kitabının adını zikir koyuyor. Yani hatırlatma. Nezakete bakar mısınız? O zaman hakikati karşıdakine kabul ettirmek için onun tepesine vurmak gibi bir görevimiz yok. Hakikate mecbur bırakmak gibi bir görevimiz yok. Köşeye sıkıştırmak gibi bir görevimiz yok. Zorbalık yapmak ve bunu da hakikat içiyorum, yapıyorum diye hakikatin sırtına yük olmak gibi bir görevimiz yok. Efendice, insanca, kibarca, nazikçe. Zikir ne demektir? Zikir hatırlama, hatırlatma. Zekira hafıza demek Arap dilinde. Zikra anılar demektir. Bizim anılar diye bildiğimiz kelime Arap dilinde zikradır. Müzekkerat. Hayat hikayesidir. Hayat öyküsüdür. Unutma ve hatırlama ilişkisi. Unutmamak için hatırlama, unuttuktan sonra hatırlama. Unutma ve hatırlama arasında ilişki var. Zikir kavramını anlamak için mutlaka unutma kavramını hatırlamak lazım. Birine hatırlatıyorsanız eğer bir şeyi ortada Unutulan bir şey vardır. Ondan hatırlatıyorsunuzdur. Unutma olmasa niye hatırlatma densin ki? O zaman şuraya gelmiyor muyuz? Aslında fıtratta verili hakikatler var. Nedir onlar? Vicdan dediğimiz sayfalarda okuyoruz biz fıtratın verili hakikatlerini. Vicdan her bir insanın içindeki Müslümandır. Her bir insanın ama. Sadece Hasan'ın değil, Hans'ın da. Sadece Meryem'in değil, Meri'nin de. Her bir insanın içindeki Müslümandır fıtrat. Vicdan tahtasında okuyoruz. Vicdan insana Allah'ın konuştuğu yerdir. Hakikati söyler. Vicdanı yalan söyleyen kimse olmaz. Peki insan vicdanından nasıl kurtulur? Üzerini örterek küfrün bir çeşidi de budur. Küfür örtmek demektir. Vicdanın üstünü örterseniz sesini duymaz olursunuz. Bazıları vicdanın üzerine örter. Çokları vicdanın üzerine örter. Esasında katiller, seri katiller, öldürmeden sonsuz zevk alan seri katiller gel seni öldürelim deseniz kabul ederler mi? Çok zevkli bir şeyse Gelsene de öldürelim. Senin aldığın zevki bir başkasına ver. Nihayetinde ben de senin meslektaşın olmuş olacağım seni öldürürsem. Sanat gelişecek. Razı olur mu? Hırsız için aynısını söylesek razı olur mu? Olmaz. Mütecavüz için söylesek razı olur mu? Hak yiyen için, zalim için söylesek. Ya sen... Ömrünü zulme adamış birisin. Zulmetmekten vahşi bir zevk alıyorsun. Gel biraz da sana zulmedelim deseniz razı olur mu? Peki razı olmayan nedir? Vicdan. Çünkü yaptığı zulümden vahşi bir zevk alsa da zulmün kötü olduğunu vicdan söyler. Cinayetin kötü olduğunu vicdan söyler. Başkasının malına el uzatmanın kötü olduğunu vicdan söyler. Hitler Milyonlarca insan öldürdü, katletti, soykırım yaptı fakat köpeği öldüğünde ağladı. İlginçtir değil mi? Yani bunu kınamıyorum ben. Bunu kınamıyorum. İnsan öldürürken aslında kendini vicdanının üstünü bir küfür perdesiyle örttü öldürdüklerinin yaşamaya hakkının olmadığını düşünüyordu. İdeolojisi buydu. Faşizm buydu. Neydi? Onlar şandala diyen daha önceki düşünürün aslında söylediğini yapıyordu. Onlar şandala. Yani seçilim yapmalı, ayıklamalı, zayıflar gitmeli, güçlü kalmalı, ari ırkının olmalı. Evet, üçüncü ırk bunun üzerinde yükselecektir. Übermensch, süpermen. Dünya süpermenlere kalsın. Dolayısıyla buydu mantık. Yani kendini ikna etti bir şeyle. Hiçbir kötülük içeride işlenmeden dışarıda işlenmez. Onun için önce fikirleri düzelteceksiniz, zihniyeti düzelteceksiniz. Zihniyeti konuşacaksınız, konuşacaksanız. Önce zihniyeti. Çünkü eylemden başlamaz, zihinden başlar, düşünceden başlar fıtrat el maruf el münker ilişkisi. Fıtrat ilişkisini söyledim. El maruf nedir? El münker nedir? El maruf insanlığın ortak iyileri, iyilikleri. El münker de insanlığın ortak kötülükleri. Bunlar ortaktır. Yedi küsür milyarlık insanlık ailemiz için geçerlidir bu. Ve Kur'an da el marufa çağırır, el münkerden sakındırır. Budur. Tüm amaç budur. El maruf'u çoğaltmak, el münkeri azaltmak. Her benim aleyhime olan herkesin aleyhinedir. Benim lehime olan herkesin lehinedir. Şu yoktur mesela bizim için kötüdür ama başkası için iyidir. Veya bizim için iyidir, bizim için caizdir ama başkasına caiz değildir. Bu tam Yahudileşmiş İsrail oğullarının mantığıdır. Nedir? Kendi Yahudi kardeşine işte kat kat faizle borç verme veremezsin yasaktır ama başkasına ne kadar çarpabiliyorsan o kadar çarp. Böyle bir yaklaşım tam bir Yahudileşmiş İsrailoğlu mantığıdır. Ve bugün Müslümanları bu yaklaşımın 10 katıyla 20 katıyla çarpılmış bir halde görüyorum. Kendilerine gelince gayet makul bulduklarını kendilerine gelince de zannediyor. musunuz ki Müslümanların tamamı için meşru görüyor. Yok. Kendi mezhebinden, kendi meşrebinden, kendi tarikatından, kendi hatta kolundan, bacağından olana meşru görüyor. Onun dışındakine meşru görmüyor. Onun dışındakine gayri meşru gördüğünü kendine meşru görüyor. Karşısındaki yaparsa zulüm gördüğünü kendisi yaparsa adalet görüyor. Ve hikmet arıyor onu. Zulümde hikmet arıyor. Dolayısıyla el maruf el münker aslında insanlığın tabi olduğu ortak iki yasadır, iki ilkedir. İyilik ilkesi. Evet. Tezekkür, tedebbür, tefakkuh, taakkul, tefekkür ilişkisi. Bunları yeri geldikçe söylüyorum ama çok önemli olduğu için bir kez daha söyleyeyim. Tezekkür, geçmişe yönelik düşünce. Tedebbür geleceğe yönelik düşünce. Tedbir oradan gelir. Geleceğe yönelik düşünürsünüz. Yani verilerden yola çıkarak sonucu tahmin edersiniz ve tedbir alırsınız. Bu ikisi arasındaki bağlantı taakkul. Taakkul, akıl, bağ demek. Dolayısıyla tefakku, şimdi ve burada. Biri geçmişti, tezekkür. Biri gelecek, tedebbür. Tefakku, fıkıh onun için şimdi ve burada. Evet. Şimdi ve burada. Onun için now and here. Şimdi ve burada. Dolayısıyla şimdi ve buradanıza söylediği şey tefakkuhtur. Ve bunların tamamının adı tefekkürdür. Hatırlayalım. Hatırlama nöro biyolojisi Önünüze getirdim. Bu ders bir tefsir dersi değil. Tefsir dersi olmayacağını zaten başta söylemiştim. Tefsir kavramının kendisini kullanmaktan imtina ediyorum çünkü otoritesini kullanmak istemiyorum. Bir de artık kullanla kullanla çok eskimiş, çok sorunlu hale gelmiş bir kavram. Zaten bu yaptığım da tefsir değil. Peki tefsir dahi yapıyor olsam? Bir teoloji fiziksiz olur mu? Kimyasız olur mu? Matematiksiz olur mu? Biyolojisiz teoloji olur mu? Din olur mu? Bunlar olmadan din bilgisi olmaz. Zira din hayattır. Onun için hayat bilgisi şart. Teoloji konuşacak her insanın biyoloji bilmesi şart. Yoksa yok. Boş konuşur. Yoksa ne olur biliyor musunuz? Kitabın söyledikleriyle kainat kitabının söylediklerini çatıştırır, savaştırır. Allah'ın insan kitabına yazdıklarıyla Kur'an kitabına yazdıklarını çatıştırır. Birbiriyle saçma, alakasız şeyler söyler. Ve bu sefer ne çıkar biliyor musunuz? çocuklarınız nur topu gibi birer ate olurlar. Ve onlar da buna yardımcı olmuş olurlar. Evet. Kur'an der ki insanı öğrenmek isteyen Kur'an'a değil insana baksın. Nerede der bunu? Gaşiye suresinin 17-20. ayetlerine bakarsanız, Ankebut suresinin 20. ayetine bakarsanız ve daha böyle birçok ayete bakarsanız ne der? Onlar gezip dolaşmazlar mı? İncelemezler mi? Deve nasıl yaratılmış, gök nasıl dikilmiş, yer nasıl yayılmış, dağlar nasıl tespit edilmiş bakıp incelemezler mi? Hayat nasıl başlamış, gezip dolaşmazlar mı? der. Dolayısıyla Kur'an bunu der. Kur'an'a değil insana bakacaksın, insanı öğrenmek için. İnsan Kur'an'ından bir sayfa, hipokampüs. Bakın şu beyin sapı. Üç tane beyni vardır insanın, hepimizin. Bir sürüngen beyni, şu sürüngen beynimizdir. İki hayvan beyni, limbik sistem. Bu hayvan beynimizdir. Burada beyinciyi görüyorsunuz. Evet, korkularımızın merkezi bu. Efendim, hayvan beyni. Üste de insansı beynini görüyorsunuz. Şurada insan beyni ve üstte bir filo, şey file, korteks. Evet. En eskisi sürüngen beynidir. Yaşı yaklaşık 350 milyon yıl. Evet. Onun için içimizde bazen bir yılan tısılar. Tıs, bakarsınız yılan geliyor. Ta sürüngenlik dönemimizden getirdiğimiz şeydir o. Amfibik dönemden getirdiğimiz şeydir. Hem denizde hem karada karalara hayat yeni çıkıyor. Çünkü oksijen yeni üretilmeye başlamış. Artık bitkiler fotosentezi öğrenmiş. Tek hücreli algler ve oradan oksijen imalat ediyor. O imal edilen oksijen yavaş yavaş atmosferi oluşturuyor. Karalarda hayat mümkün olmaya başlıyor. Yavaş yavaş o oksijen, o oksijenler tepkimeye girerek azot ve diğer gazlar ortaya çıkıyor ve bu gazlar güneşten gelen zehirli ışınları engelliyor. Yoksa karalar zehirli ışınlarla dolu. Hayat mümkün olmuyor. İşte o dönemde çıkmış olan en ilkel beynimiz bu. Tıslar bizdedir, vardır. Hala içimizde bir yılan gizlidir. Onun için bazılarının üstüne vardığınız zaman o insanı tanıyamaz olursunuz. Ya bu bizim Ahmet mi? Bu bizim Mehmet mi? Bu bizim Ayşe mi? Bu bizim Fatma mı? Dediğiniz zaman siz e, yılan beynini görmüyorsunuz ama yılan beyni harekete geçmiştir. Burayı iptal etmiştir korteksi frontal lobu ve prefrontal lobu iptal etmiştir. İnsanlığını iptal etmiştir. A i̇nsansılığını da iptal etmiştir. Çünkü bunlar bu zavallılar daha çocuk yani. Daha çocuk 376 yıllık yani hayatı nedir yani? Efendim hayvanlığını da iptal etmiştir hatta. Kel en'ami hayvan sürüsü gibidirler. Bel bilakis hum edal daha aşağıdırlar. Daha aşağısı bu. Dolayısıyla o öyle. Onun üstünde hayvan beynimiz var. Hayvan beynimizin işte memeli ve aslında omurgalı bütün buraya giriyor. Ve burada bu da 150 ila 250 milyon yıllık bir geçmiş. Efendim bakın burada aslında bu iki tarafta da var, iki lobda da var. Tek lobu görüyoruz. Şurada kırmızı bir uzantı. Bu deniz atına benzediği için Yunanca, eski Grekçe'de hipokampüs koymuşlar adını. Deniz atı manasına geliyormuş. Evet, orada. Bakın, dahası bu korpus kallozum. İki yarım küreyi birbirine bağlayan şey. Bunun içinde işte talamus var, hipotalamus var. Efendim, hipokampüs de burada. Amigdala var ve pineal bez var burada. Geçen görmüştük. Dolayısıyla şu gördüğünüz kırmızı şey hipokampüs, hafıza. 18 aylıktan önce bir bebekte hafıza oluşmaz. 18 aylıkken olan şeyi hatırlayan var mı? Ben hiç görmedim. Hiç görmedim. 3 yaşında bile çok çok zor hatırlıyoruz. Nadir hatırlıyoruz. Dolayısıyla hafıza bu öyle anlık hafıza değil. Ama hafıza buradan ibaret değil. Hafıza aynı zamanda beynin her tarafında oluşan bir şey. Hatta hatta sadece bu da değil. Benim çantamı başkaları taşıdığı zaman ben çantamı unutuyordum uçakta. Valizimi başkası taşıdığı zaman ben valizimi unutuyordum. Birkaç kere unutunca dedim ki şu çantamı elimden almayın. Elimin hafızası oluşmuyor. Elimin hafızası oluşmayınca da ben buraya çantasız, valizsiz geldim zannediyorum. Bırakın elimde bir hafıza oluşsun. Taşıyayım. Taşıdıktan sonra çıkarken ya benim elimde bir şey vardı diyeyim. Ama elimde bir şey yok ki. Onun için insanın her organının hafızası da var. Aslında varlık ikiye ayrılır canlı cansız diye. Ama varlık ikiye ayrılmaz hafızalı hafızasız diye. Varlığın tamamının hafızası var varlık tamamı hafızaya sahiptir. Onun için varlığın tamamı şahittir. Şahit. Varlığın tamamı şahittir. Onun için ve duha ve leyl ve asr ve nahar ve şems ve kamer yemin 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 nedir? Güneş dile gelsin tanık olsun. Ay dile gelsin tanık olsun. Gök dile gelsin, yer dile gelsin, gece dile gelsin, gündüz dile gelsin, kuşluk dile gelsin, akşam dile gelsin, tanık olsun. Niye? Tanık olmak için hafıza şart. Hafıza var. Eyvallah. İşte bu. Onu geçelim. Bellek hafıza. Kodlama ve kaydetme, veri işleme ve birleştirme. Belleğin ilk işlevi bu. Depolama, ve kaydetme. Depolar ve kaydeder bellek, hafıza. Üç, saklama. Saklar aynı zamanda. Dört, geri çağırma, hatırlama. Daha çok bu zikir anlamındaki hatırlama, geri çağırma, belleğin kaydettiğini geri çağırmayla alakalı diğer üç unsur daha var bellekte. Onun için geri çağırma. Bakınız geri çağırıyoruz bilgileri ama çoğu zaman gelmiyor. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Nesil çok çabuk unutuyor. Yeni nesil daha çok unutuyor. Bilmem farkında mısınız? Unutmak bir salgın hastalık gibi. Hatta hatta bırakın unutmayı. Keşke unutsa Allah'ın Mustafa kulu diyeceksiniz. Niye? Öğrenmiyor ki unutsun. 50 kere söyledim diyorsunuz. 50 kere de söylüyorsunuz ama aslında hiç söylememiş gibi oluyorsunuz. Neden? Çünkü kulak yok. Kulak bitti. Dinlemek bir sanattır. Dinlemek aslında bir temrindir, bir alıştırmadır, bir ahlaktır dinlemek. Dinleme ahlakını kaybetmiş bir toplum hatırlama ahlakına kavuşamaz. Niye? Dinlemedin ki. Kendini de dinlemedin. Söz de dinlemedin. Onun için anlaşamıyoruz arkadaşlar ya. Gerçekten bizarım, bedbinim anlaşamıyoruz. Bir şeyi söylüyorum. Karşımda herhangi bir meslekten hiç fark etmiyor. Herhangi bir meslekten bir şey söylüyorum. Net ve açık bir şey söylüyorum. Vallahi beni anlamıyor. Tekrar ettiriyorum. Yani ne anladığını öğrenmek için geri ileti yaptırıyorum. Buna emir tekrarı derler askerde ama ben geri ileti yaptırıyorum. Ne anladığını öğrenmek için vallahi hiçbir şey anlamamış. Tek kelimelik şeylerin dahi anlaşılmadığını görüyorum bazen. Bunun üzerine Türkiye toplumunda yapılan bir araştırmada insanın birbirine söylediğinin yüzde 65'ini dinlemediği ortaya çıkmış. Ne kaldı geriye? 100 kelime sarf ediyorsunuz, 65 kelime çöp. 35 kelimesini ancak anlıyor. Ne nasıl anlaşabilirsiniz? Nasıl konuşabilirsiniz? Nasıl paylaşabilirsiniz? Söyler misiniz? Ve biz otistik toplum olduk. Otistik toplum toplumsal otizm. Otizm biliyorsunuz konuşamama değil. Yani konuşma engellilik ayrı bir şey. İşitme engellilik ayrı bir şey. Otizm başka bir şey. Konuşabilme yeteneği var ama konuşmuyor. Konuşmuyor. Organlarıyla arasını kesmiş, açmış. Otistik bir toplum. Yani herkes konuşuyor. Bir hemen gibi. Herkes kendi şarkısını söylüyor ama ortada bir armoni yok. Müzik çıkmıyor. Gürültü çıkıyor. Dolayısıyla herkesin konuştuğu bir toplumda hiç kimse konuşmuyor demektir. Birileri dinlemeli. Birileri dinlemeli. Dinleyen yoksa konuşan da yoktur. Çünkü. bir sefer iyi. Baba olur, ruhul kudüs yok. Hafıza çeşitleri. Duygusal anlık hafıza. Çok kısa ve geçici, uçucudur. İki, kısa süreli hafıza. Dakikalık hafıza. Üç, uzun süreli hafıza. Ne kadar çok duyu, o kadar kalıcı. Evet, tekrar ve hafıza. Tekrar önemli. Tekrarı küçümsemiyorum. Ama ezber bir tekrar değildir. Ezber bir bilme yöntemi de değildir. Ezber bir kayıt yöntemidir doğru. Fakat ezberleyerek kaydettiğinizle anlayarak kaydettiğiniz asla ama asla aynı değildir. Ezberleyerek kaydettiğiniz sizi papağan yapar sadece, insan yapmaz. Anlayarak kaydettiğiniz sizi insan yapar. Ben anlamadan öğrenemeyen bir insanım. Anlamadığım şeyi asla öğrenmem, öğrenemem. Onun için telefon numaralarında anlayacak bir şey bulamadığım için kendi telefon numaramı 25 sene öğrenmedim. Ama bana başkaları hafızamın çok keskin olduğunu söyler yakınlarım da dahil. Binlerce ismi hiç karıştırmadan söyleyebilirim. Binlerce olayı 20 sene 30 sene önce anlattığım gibi aynen anlatabilirim. Bir sayfayı bazen eğer gerçekten de gözüm tutmuşsa, anlamışsam, özellikle aradığım bir bilgiyi görmüşsem orada bir kere okuyuşta tamamını hafızama kaydederim. Birkaç olay yaşadım ama o yani ben anlatırsam yanlış anlaşılır. Ee, onu yaşadığım başka insanlar ben öldükten sonra anlasınlar. Yani bu anlamda telefon numaramı 25 sene öğrenmedim. Arabalarımın plakasını bilmem. Arabalarım yok bir arabam var da geçmişteki efendim şu andaki arabamın plakasını da bilmiyorum. Efendim. Yani aslında sorun şu anlayarak öğrenip öğrenmeme sorunu. Onun için bir şeyde anlam arıyor musunuz? Anlam arıyor musunuz? Yoksa aman telefon numaralarınızı öğrenin yani benim gibi olmayın. Beni örnek almayın. Hatta iki telefon numarası daha öğrenin acil durumlar için falan. Bunlar lazım şeyler. Ama benim anlam vurgum başka bir şey söylüyor. O da şu. Anlamın peşinde olmazsanız anlam taşıyan bir şey sizin için anlam taşımaz olur size anlam ulaştırmaz. Onun için konuşmaz sizinle. Konuşmaz ve siz de duyamazsınız onu. Dinleyemezsiniz. O sizinle iletişim kurmaz. Siz de onunla iletişim kurmazsınız. Böyle olursa bir şeyi keşfedemezsiniz. Keşfedemezseniz inkişaf edemezsiniz. Keşfedemezseniz eğer şahit kılamaz, şahit olamaz, şahit bulamazsınız. Ne kadar çok duyu, o kadar kalıcı. Evet, ne kadar çok duyu, o kadar kalıcı. Sadece gözle öğrendiğiniz bir şey, göz artı kulakla öğrendiğiniz bir şeyden daha azdır. Göz artı kulak artı dokunmayla öğrendiğiniz bir şey, sadece kulakla öğrendiğiniz bir şeyden daha çoktur. Ne kadar çok duyu? Çünkü duyular birbirini aynı zamanda kontrol ederler. Onun için yani gördünüz değil mi? Eğer mümkünse bir de dokunun. Mümkünse. Gayri ahlaki bir şey değilse. Gördünüz değil mi? Bir de işitin. Hatta gözünüzü kapatın, işitin. Gözünüz yalan söyleyebilir. Gözünüz sizi aldatabilir. Her organın aldatması vardır çünkü tüm organlarımız sınırlıdır eşikleri vardır. Gözün görme eşiği vardır. Belli bir mesafeden ötesini göremez, yakınını da göremez. Kulağın işitme eşiği vardır. 20 desibelden yukarısını duymaz, efendim, belli bir desibelden aşağısını da duymaz. Anlatabiliyor muyum? İşte ışınlar öyle. Yani mor ötesi, kızıl ötesi. Mor ötesi size yaklaşan ışık kızıl ötesi sizden uzaklaşan ışığın bittiği artık görmediğiniz renklerin oluşmadığı sizin görmediğiniz ışınlar. Orada artık görmüyorsunuz. Çünkü ötesine geçtiniz. Sizden uzaklaşan kızıldır size yaklaşan mordur. Onun için evet size yaklaşanda gözünüz büyür uzaklaşanda gözünüz küçülür. Ve artık ilginizi kaybedersiniz. Ve bu anlamda tekrar ve hafıza dedim anlamadan belleyenler, anlamadıkça belleyemeyenler söyledim. Şahsi tecrübe, hafızama en çabuk girip hiç çıkmayan, daha önce aradığım bir soruyu bulduğum cevaplar oldu. Eğer daha önce cevap aradığım bir soru ya cevap bulmuşsam, o hafızama en, en çabuk giren şeyler oldu. Onun için ne kadar çok sorunun cevabını arıyorsanız o kadar çok şey hafızanıza aldırırsınız. Korkmayın hafızanızın kapasitesi sınırlı değildir. Korkmayın. Dolar diye korkmayın. Evet. Hatta hatta işledikçe ışıldar. Kullandıkça parlar hafıza. Hafızayı çok iyi kullanmak lazım. Organlara da hafızası olduğunu dedim biraz önce. Hafıza bilgi temiz bilgi olacak. İlgi, odaklanma, dikkat, yoğunlaşma, fokuslaşma, fokuslanma diyorlar ya şimdi. Odaklanma. Odaklanacak insan. Bir şeyi öğrenmek istiyor, hafızasına kaydetmek istiyorsa ona odaklanacak. Odaklanma aynı zamanda ilgiyi diğerlerinden kesmedir. Görme de böyle tanımlanmaz mı? Görme sınırlamadır. Sınırlanamaya, sınırlamayan göz göremez. Onun için yani iki yeri birden göremezsiniz odaklaşacaksınız, odaklanacaksınız. Odaklandığınızda hafızanızda da kaydedersiniz. Algı, açık ve seçici algılar. Açık ve seçici bir algınız yoksa, algınız kapalıysa işte siz o zaman organlarınızdan gelen bilgiyi inkar ettiniz demektir. Algının kapalılığının en tipik örneği nedir? Önyargı. Önyargı ön yargılı olan bir insanın algıları kapalıdır. Öğrenemez. Yargısı var. Önyargının en güzel tanımını Kur'an'da Kur'an'da yapmıştır aslında. Nedir? Müddessir suresinde. Kahrolası. Ölçtü, biçti. Bir daha kahrolası. Nasıl da ölçtü, biçti. Nedir bu aslında? İnnehu fekkara ve qaddar tefekkür gelir diğer yerlerde. Bir tane burada tefkir gelir. Evet, sığ düşünce, ön yargılı düşünce demektir. Nasıl da ölçtü biçti? Aslında öğrenmek maksadıyla ölçüp biçmedi. Ön yargısını metresi yaptı. Ön yargısını kilosu yaptı. Ön yargısıyla ölçtü. Öğrenmek için ölçmedi. Değişmek için ölçmedi. Burada şunu söylüyorum. Eğer bir bilgi sizde küçük veya büyük bir değişiklik yapmıyorsa siz o bilgiye sahip değilsiniz. Siz öğrenmemişsiniz demektir. Öğrenmek değişmektir. Öğrenmek yeni bir insan, insan olmaktır. Onun için anladığımda mutlu oluyorum diyen insandan daha güzeli yoktur. Anladığımda mutlu oluyorum. Öğrendiğimde mutlu oluyorum. Bu çok önemlidir. Öğrenmekle mutlu olan insan Allah'ın sevdiği insandır. İşte o zikir ehlidir. Zikir ehli kimdir? Öğrenmekle mutlu olandır. Sonuç. Zikir nedir? Bir, farkındalıktır. Farkındalık. Bilinç. Yani aslında şuur dediğimiz olay. Şuurluluk farkındalıktır. Farkında olma hali. İki, bilinçliliktir. Papağan ile insan arasındaki fark. Papağana Fatiha'yı öğretirsiniz. Daha önce okutmuştum burada. Hatırlar mısınız? Yani hem de tecvitli Fatiha okuyordu. Mübarek papağan. Efendim. Hem de iyi kaf çatlatıyordu. Te tecvitli okuyordu falan filan. Ama papağan işte hayvan yani. Fatiha okumakla hiçbir şey olmadı papağan hiçbir şey olmadı. Hala papağan o. Dolayısıyla çünkü anlam yok. Eğer öyle olsa cep telefonlarınız cennete girerdi. Hafızlar çünkü. Anlatabiliyor muyum? Anlamlılıktır. Saçmalama, hatırlama değildir dedim. Evet. Bazıları saçmalarlar, hatırladıklarını zannederler. Saçmalama, hatırlama değildir. Zikir ne değildir? Bu zikirler, zikir nedir? Cevap verdik. Zikir ne değildir? Hadi bakalım bakalım. Hayda. En tehlikelisi de budur. Çünkü insana cezbediyor. Anlatabiliyor muyum? Bu filmi hatırlıyorsunuz dizi filmi bu dizi filmi yapan bir şeyhin oğludur. Daha sonra nerelere geldi, ne mehdilikler ilan ettiğini biraz araştırın. Evet. Daha yakışıklısı var. <laughs> <laughs> bu gördüğünüz gülmeyin. Acıyın. Acıyın. Biraz öncekine daha çok acıyın. O pirincin içindeki beyaz taştır. Bu aslında bak, bu gülüyorsunuz, acıyorsunuz. Yani bunu hemen ayırt, ayırt ediyorsunuz. Biraz önceki en tehlikelisidir. Onun için bakınız acıyın. Bunun nörofizyolojik bir açıklaması var. Daha önce yaptım pineal bez. Pineal bezin salgıladığı üç salgıdan bir tanesi DMT, DMT. Evet. Nedir bu? Halüsinojen hormondur. Halüsinojen halüsinasyon gösterir. Aynı zamanda kişiye efori verir ve cezbeye kaptırır. Anlatabiliyor muyum? DMT'yi dopaminle karıştırınca bu oluyor. Anlatabiliyor muyum? Zevk hormonu. Haz hormonuyla karıştırınca içmeden sarhoş oluyor. İçmeden sarhoşu ayıktıramıyorsunuz. İçerek sarhoşu bir kova suyla ayıktırıyorsunuz. Ama içmeden sarhoş olanı ayıktıramıyorsunuz. Böyle oluyor işte temiz deliriyorlar. Bu değil yani zikir. Bu da değil zikir. Allah, 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 Allah. Düdük çalana iyi bakın. Allah, 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 Allah. Düdük çalan şeyh öldü. Bu da değil. Bu da değil zikir. Bunların hiçbirisi ve bunlara benzer hiçbir şey değil zikir. Siz Allah Resulü'nün böyle bir zikir yaptığını düşünebiliyor musunuz? Tahayyül edebiliyor musunuz? Yani, olamaz. Uydurduklarının içine bile katamamışlar. Yani uyduramamışlar bile ama uyduramadıkları halde yine de buna zikir diyorlar. Bu aslında zikir katliamıdır. Evet, bu zikrin katlidir. اَلَّذ۪ينَ اتَّقَذُوا د۪ينَهُمْ ve وَلَعِبًا <laughs> Kur'an ne güzel söylemiş. Onlar dinlerini oyun ve eğlence edindiler, oyun ve eğlencelerini din edindiler bu cümle iki anlama aynı anda gelir. Dil bilgisi gereği, yapısı gereği. اَلَّذ۪ينَ اتَّقَذُوا د۪ينَهُمْ ve وَلَعِبًا Oyun ve eğlenceyi din edindiler, dini oyun ve eğlence edindiler. Hangisini beğenirsiniz? Cahiliye Arabı atalarını zikrederdi. Cahiliyede zikir nasılmış? Bakınız bu kadar şaklabanlık yok cahiliyede. Evet. Cahiliye'nin müşrik Mekkelileri dahi böyle bir şaklamanlığa izin vermiyorlar. Orada zikrin kök anlamı olan hatırlama hala duruyor. Aynen olduğu gibi. Fezkurullaha kezikrukum ebekum ev esedde Bakara 200. Hacla ilgili ayetler kapsamında geliyor bu. Arafat'tan sonra ne gelir? Müzdelife. Kur'an'da Meşaril Haramdır Müzdelifenin ismi. Meşaril Haram. Meşaril Haram'da müşrikler haclarında atalarını hatırlarlarmış. Ne yaparlarmış? Başlarlarmış, atalarını zikrederlermiş. Yani ayet öyle diyor efendim. Atalarını zikrederlermiş. Yani şöyle mi efendim atalarını zikrediyorlar. Mudar, 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 mudar böyle böyle bir şey mi yani? Anlatabiliyor muyum? Değil Haşim, 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 Ümeyye, 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 böyle bir zikir değil. Ne yapıyorlar? Anıyorlar, hatırlıyorlar, yad ediyorlar. Niye? Çünkü onlarla övünecekler. Yani kavim kabile milliyetçiliği yapacaklar. Bu Tekasür Suresi'nde söylenen de bu. El hakumut tekasür <laughs> hatta zurtumul mekabir. Çokluk sizi öyle mahvetti ki kabirleri ziyaret ettiniz ta ki kabirleri yani kabir taşlarını bile saymaya kalktınız. Onlarla övünmeye, sayıyla sayıya taptınız diyor. Yani odur atalarını ne diyor burada? Fezkürullah. Allah'ı zikredin. Kezikrikum abaekum. Babalarınızı bir zamanlar zikrettiğiniz gibi. Ev eşedde zikra. Hatta daha şiddetli, daha yüksek, daha değerli, daha derin anlayın, daha derin hatırlayın yani bu eşedde zikra. Dolayısıyla işte burada aslında bir hatırlama. Yani siz aslında Allah'ı hatırlamanız gerekirken Allah'ın yerine gücü koyuyorsunuz. Sizin atalarınız gücü temsil ediyordu. Gücü koyuyorsunuz. Siz öyle. Ama sizden sonra 1400 yıl sonra bu coğrafyalarda kendine Müslüman diyen bir toplum gelecek. Onlar Allah'ı güç yerine koyup güce tapıp adını Allah koyacak. Maalesef öyle oldu. Çok acı. Bu cümleleri sarf ederken içim acımadığını sanmayın. Ama hakikat net olunca serttir. Onun için bazıları hakikati eğip bükerler. Sertliğini almak için. Gerek yok ki. Eğip büke büke biz de eğilip büküldük. Kişiliğimiz kalmadı. Onun içinde hakikate, hakikate yaptığımız zulümler döndü bize vurdu, bizi vurdu ve biz hakikatsiz kaldık. İnandırıcılığımızı kaybettik. el hak nezdinde inandırıcılığımızı kaybettik. Allah güvenini kaybettik, Allah'ın güvenini. Allah'ın gözünde güvenilir değiliz. Kuranda zikir. Kur'an'ın vahyin adı niteliği olarak zikir. Önemli bir konu. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehâfidhu. Hicr suresi 9. ayet. Zikri biz indirdik. Onu muhafaza edecek olan da biziz. Zikir dediği burada nedir dostlar? Kur'andır. Kur'an'ın zikri ad edinmekle şunu der. Bakınız. Yine tasih edeceğiz bilgilerimizi mevcut bilgilerimizi çünkü buraya bana bir şey söyle ki hocam zaten bildiklerim olsun diye gelmediniz lütfen istirham ediyorum yalvarıyorum eğer buraya hocam bana bir şeyler söyle ama o zaten benim bildiklerim bana bir şeyler söyle o zaten benim inandıklarım olsun diye geliyorsanız ne olur zahmet buyurmayın boş iş ne siz yorulun ne ben yoruluyum. Ama yok hocam ben bildiklerimin doğru olduğunu çek etmeye geliyorum. Yanlışsa değiştirmeye geliyorum. Onun için değişmek için geliyorum. Çünkü değişen gelişir. Gelişen büyür. Değişmemek, değişmeyen tek şey değişimdir zaten. Evet. Benim yeni bir şey söyleme iddiam yoktur. Kur'an zımnen bunu der. Adını zikir koymakla. Bir, benim yeni bir şey söyleme iddiam yoktur. Evet, Kur'an yeni bir şey söylemez dostlar. Kur'an'ın içinde hiçbir hakikat yeni değildir. Bunu bilelim artık. Kur'an'la başlamadı hiçbir hakikat. İki, yöntemin fıtrat ve insanlık hafızasında olanları hatırlatma yöntemidir neymiş? Kur'an kendisine bir takım kurmak için bir holiganlar grubu kurmak için gelmedi. Kur'an kendisine amigo aramıyor. Kur'an kendisine şia ve taraftar, şia taraftar demektir. Aramıyor. Kur'an kendisine militan aramıyor. Kur'an kendine de davet etmiyor işin güzelliği. İnsanı kendine davet ediyor. Kendine gel, kendine dön. Yani fıtrat ve insanlık hafızasında olanları hatırlatma yöntemi. İnsana fıtratında olanı hatırlatıyor. Hafızasında olanı hatırlatıyor. Fıtratına dön, kendine gel diyor, kendine. Hiçbir yere gitme. Yine Kur'an zımnen şunu söylüyor. Amacım unutkan insanoğlunda bir farkındalık uyandırmaktır diyor. Bir farkındalık uyandırmaktır. Yine Kur'an zımnen şunu diyor. Benim sırtımdan hakikat despotluğu yapanlara prim vermeyin. Evet. Yani Kur'an ayetini kestiği sapın ucuna balyoz diye, kazma diye, külünk diye geçirecek, önüne gelenin kafasına vuracak. Yok böyle bir şey. Kur'an kimseye böyle bir vazife vermiyor. Dolayısıyla biraz önce okudum zaten. Kur'an'a göre Allah'ı zikir, zikrullah nedir? İkinci başlık bu. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهِ وَالْيَوْمَ ve zekerallâhe kethîrâ. Asıl buraya geçirecektim, son cümle. Evet. Allah'ın Resulü'nde, elçisinde sizin için güzel bir örneklik vardır. Kimler için? Limen kâne yarucullâhe vel yevmin ahir. <laughs> Ahiret gününe iman eden, yani onu rica eden, ona kavuşacağını uman kimseler için yani hesap vereceğine inanan kimseler için, hayatını hesabı verilebilir yaşayan kimseler için bir örneklik vardır diyor. Bir örneklik diyor ama. Her şeyi örnektir demiyor. Bu çok önemli. Evet. Onun için yani üsvetün hasenetün nekira belirsiz gelmiş bir örnek her şeyi. Yani Allah Resulü uyudu, uyuması örnektir. Allah Resulü yetimdi, yetimliği örnektir. Allah Resulü yedi, ye yemek, yemek sünnettir. Allah Resulü öldü, ölmek sünnettir. Allah Resulü doğdu, doğmak sünnettir. Güldü, gülmek sünnettir. Ağladı. Ya insanoğlu ağlar, insanoğlu güler, insanoğlu yer, insanoğlu içer. Saçmalamayın. Anlatabiliyor muyum? Bunu deyince bak 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 diyor sünnet düşmanı diyor. Sünnetçi. Sünnetçinin çıngırağı. Evet. Ahzab 21. Bu ve zekerallâhe ketira ve Allah'ı çok zik çok çok zikreder. Ne der? Eline boncuğu alır. Yani 11, 40, 111, 500, 5000 Allah Allah böyle mi der? Siz hiç Allah Resulü'nün böyle bir şey yaptığını duydunuz mu? Bu mudur zikir? Bu mantradır. Bunun zikirle bir alakası yoktur. Ya hocam tamam sen haklısın. Tamam vallahi de billahi de haklısın. Ama ne zararı var? Çok zararı var. Bir, dinde olmayan bir şeyi dine sokuyorsun. Yani dinin çekirdeğiyle oynuyorsun, genetiğiyle. İki, kendini din koyucu yapıyorsun. Yani aslında Allah'tan rol çalıyorsun. Allah'lık iddiasıdır. Üç, gerçek zikrin üzerini kapatıyorsun. Ve zikri çalıyorsun. Ondan sonra ömür boyu zikirsiz yaşayacak o insan. En büyük, en ağır tehlikesi de bu. Bu ayet 500'lük boncuk çevirenlere mi hitap ediyor? günde beş bin kez Allah diyenlere mi hitap ediyor? Örnek olan Allah Resulü hiç sufi zikri mantrası çekmiş midir? Arkadaşları, halifeler ikinci, üçüncü nesil hiç bilir mi? Cevap, koca, kocaman bir hayır. Sonuç, Kur'an'a göre zikrullah Allah bilincidir. Allah bilinci. İşte bu nedenledir ki onlar ayakta, otururken ve yatarken Allah'ı zikrederler. Öyle değil mi? Ali İmran suresi 191. ayet. Ayakta otururken, yatarken, yatarken de zikrederlermiş. Yani Allah'ın bu ayetine niye amel etmiyorlar ellerine boncu olup yatağın içine uzansalar ya alıp değil aslında derdi o değil. Evet. Demek ki yatarken de zikrettiğimiz şey Allah bilinci. Allah'ı hatırda tutmak. Allahsız yapmamak. Allah yokmuş gibi davranmamak. Allah yokmuş gibi düşünmemek. Allah yokmuş gibi yaşamamaktır zikretmek. Kur'an'a göre zikir ehli kimdir? Fes'elu ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Nahl suresi 43. ayet. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Yani şimdi bilmediklerimizi gidip şeyhlere mi soracağız? Yani bilmediklerimizi biraz önce şu temiz delirenlere mi soracağız? Biraz önce düdük çalıyordu bak o düdükçü var ya. O düdükçünün Müslümanların başına açtığı belaları öğrenmek için ne olur bir şöyle birkaç saatinizi ayırın da bir araştırma yapın. Evet. Onun için ona mı gideceğiz yani? Ona mı gideceğiz? Efendi Hazretleri falan 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 şeyi bilmiyorum öğrenmeye geldim. Allah etmesin. Belli kelimeleri mantra edinip boncuk çeviren değildir. Zikir ehli. İlmi ledün isimli safsatayı bildiğini iddia eden değildir. İlmi ledün Kur'an'da bir yani kendi içine bir cümlecik bile değildir ya. Milledunna ilma? Bu, bu, bu şekilde de geçmez zaten. Katımızdan bir ilim anlamına gelir. Anlatabiliyor muyum? Nereden evirdiniz, çevirdiniz, dolap dümen çevirdiniz de getirdiniz ilmiledün diye bir ilim varmış gibi şey yaptınız. Böyle bir şey var mı? Biz her şeyi Allah'tan öğrendik. Allah'ın verdiği öğrenme yeteneği sayesinde. Evet. Nasıl? Er-Rahman allemel Kur'an halakal insan allemahul bayan. O rahmeti sonsuz merhamet sahibi olan Allah allemel Kur'an. Kur'an'ı öğretti. Aslında burada Kur'an sıfat da olabilir. Evet, okumayı öğretti demektir. Bana daha doğru geliyor bu. Yani Kur'an isim değildir burada. Kur'an'ın ismi değildir burada geçen. Burada geçen okuma, Kur'an kelimesinin manasıdır, sıfattır. O Allah okumayı öğretti. İnsana okumayı öğretti. Yani varlığı okumayı, varlığı anlamayı. Okumak anlamaktır zaten. Evet. Dolayısıyla her, hepsini ondan öğrendik. Ama Allah hiçbir zaman ilkokula gelip de kara tahtada yazmadı. Öyle değil mi Elif BTS diye? Evet. Ben konuşsam o telefonsuzsa, Anlaşabilir miyiz? Evet. Belli kelimeleri mantra edinip boncuk çeviren değildir. Evet. İlmi ledün isimli safsatayı bildiğini iddia eden değildir. Şehvet odasının adını sır odası koyup film çeviren değildir. Zikir ehli zanna değil, delile dayalı bilgiye dayanandır. Evet. İnne zanne la yugni minel hakkı şey'a. Zan hakikatten hiçbir şey içermez der Kur'an bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayandır. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilmediğin şeyin peşine düşme. Bana bakın, oralara bakmayın. Küçücük bir ses beni bastıramaz. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Bilmediğin şeyin ardınca gitme. Ne güzel söylemiş. اِنَّ السَّمْعَ وَلَبَسَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا Evet, gözde, kulakta, gönülde bilmediğinin şeyin, bilmediği şeyin peşine takılmaktan dolayı sorumludur. Dolayısıyla kişi bilmediği şeyin peşine takılmamalı. Bilmiyorsa takılmamalı. Bildiği zaman peşine takılmalı. Bilgisi arttıkça kibri değil sorumluluğu da tevazu da artandır. İnne ma yaghşallah min ıbadehi alıma. Evet kulları içinde Allah'tan layıkıyla kimler sakınır, Allah'ı kimler sever, Allah'tan kimler titrer? Evet, alimler değil, bilenler. Lütfen. Hemen isme çevirdiğiniz zaman bir zümreye gidiyor. Zümreye gitmesin, sıfata çevirin, sıfata. Anlatabiliyor muyum? Önce sıfat formu aklınıza gelsin. Alimler diye sanki Allah'ın onayladığı bir zümre var. Yok böyle bir şey. Sanki Allah'tan sertifika almış. Kim almış? O zaman içinizden bir zümreyi ruhban sınıfına dönüştürüyorsunuz. Farkında mısınız? Yapmayın. Bakın, eğer kendi aleyhime ise benim de aleyhime olan şeyler söylüyorum. Ve kibir nedir? Kibir, gerçeğe boyun eğmeyip burnu havaya dikmektir. Tevazu nedir? Tevazu, Gerçek anlatılınca ön yargıyı bırakıp boyun eğmektir. Alın buyurun size kibri ve tevazunun tarifi. Anlatabiliyor muyum? Ben deniz kıt mirinizim, köpeğinizim diyor. Bu tevazu mu? Bu kibirdir asıl. Anlatabiliyor muyum? Sen köpek misin? Niye kıt mir? Köpek misin sen? Allah'ın yarattığı insanı beğenmediğinde köpek mi oldun? Ne gördün köpeklikte? Niye? İnsanlık sorumluluğunu meydana getiremiyor musun? Allah seni köpek diye yaratmamış insan diye. Niye insan olmuyorsun ki? E i̇nsan ol, adam ol. Adam olmak erkek olmak değildir. Hanımlardan çok adam gördüm de onun için söylüyorum. Evet. Bu anlamda tevazu ve kibrin tanımını yeniden yapmak lazım. Bir zikir farkındalık olarak salat. Evet, bu da başka bir mesele. Salat zikirdir Kur'an'a göre. Ve aqimissalate zikri Salatı ikame et niçin? Zikrim için. Zikrim için salatı ikame et. Taha 14. İnnes salate tenha ani'l fahsayi vel münker ve zikrullahü ekber. Hiç şüphe yok ki namaz salat yani namaz Horasan'dan geldiği şekliyle yani Horasan çamuruna bulaşmış şekliyle anmak istemiyorum. Kur'an'ın andığı anlamıyla anmak istiyorum. Gerçek ismine dönmek istiyorum. Salat, namaz, namaste efendim ayrı bir şey aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani bu din önce Horasan'a gelmiş, Horasan'da işleme tabi tutulmuş. Genetiği bozulmuş, oradan da buraya gelmiş. Dolayısıyla İyi de bana İrancı diyenler, Horasan'dan gelmiş dini yaşıyorsunuz. Bir yüzleşsenize. Ha? Bir yüzleşsenize. Evet. Anil fahşai vel münker. <laughs> Salat gerçekte insanı kötülükten ve her türlü taşkınlıktan yani hadsizlikten alıkor. Ve le zikrullahi ekber. İşte şu. Ama daha büyük bir amacı var. Maksimi. Nedir o da? Zikrullah. Yani en büyük amacı da zikrullah'tır. Allah'ı hatırlatmak. Aslında Allah'ı hatırlatmaktan her yerde maksat tektir dostlar. İnsanın muhasebeye çekmesi kendisini. Evet. Yine bizim için. Allah'ı hiç hatırlamasak ne eksilir? Hep akşama kadar hatırlasak ne artar? Cevap belli. O zaman Allah'ı hatırlamaktan tek bir maksat var. O da bize dönük ahlaki bir sonuç. Ahlaki sonuç da budur. Her an hesabı verilebilir bir hayat yaşamak. Hesabı verilebilir bir hayat yaşamak. Ankebut 45. Evet. Neyin farkındalığı? Namaz neyin farkındalığıdır dostlar? Allah'tan başkasına kul olmayacağım. Evet bu çok önemli. Allah'tan başkasına kul olmayacağım. Namazda dört tane hareket vardır. Kıyam, rükû, secde, oturuş. Sadece dört, beşincisi yok. Bu dört hareket nedir biliyor musunuz? Şudur. İnsanlık tarihinde Kulları kendine kul edenler ve kula kul olanların kul olduklarının kapısında onlara tanrılık yakıştırmak için yaptıkları dört harekettir. Eski Mısır'da secde ünlüydü. Krallara secde edilirdi. Eski İran'da şehin şahlara rükû edilirdi. Eski Yunan'da böyle durulurdu. Anlatabiliyor muyum? Ve eski Anadolu ve Orta Asya uygarlıklarından bazılarında ve Hint uygarlığının bazılarında oturulurdu. Önünde diz çökülürdü. İran'da da bir ara Budizm yaygınlaşınca önünde diz çökme tazim anlamına kullanıldı. Dört tane. Namazın içindeki bu toplanmış olması ne demek biliyor musunuz? kula kul olmayacağım. La ilahe illallah'ın bedenle yapılmış. Bedenle yapılmış. Kula kul olmayacağım. Kula kul olmaya hayır. Bu demekti. Salatın kötülüklerden uzaklaştırma işlevinin hatırlatılmasıdır. Evet, özelleştiridir salat. Yetim, aç, muhtaca destek yoksa yazık olmuş bir ritüel ve ayindir o. Öyle değil mi? Maun suresi. Maun suresi. Yetim, aç, bir ilaç, muhtacı gözetmiyorsan. Yani eğer bilmem kaç yıllık dostun yokluğa düşmüş, sıkıntıya düşmüş, ev kirasını dahi veremiyor, sen de onun bu halini bildiğin halde o günlerde onunla böyle karşılaşmaktan kaçınan bir adama dönüşüyorsan, arkadaş sen namaz falan kılmıyor, lanet olsun senin namazına. Ben demiyorum, aç Kur'an'ı Ma'un suresinin dördüncü ayetini oku. Ok. Komşun, borcundan dolayı siyanır içip ölüyor. Senin de bundan haberin olabileceğin halde olmuyorsan, ilgilenmiyorsan, bu ölümde sen de bir paydaşsın. Öbür tarafta komşun ekmek alamıyor. Yani üç beş ekmeğin fiyatı nedir? Veya bir aylık ekmeğini alsan senin konforundan ne eksilir? Yani kuru yemişte ne eksilir? Eksilse ne olur? Bununla ilgilenmiyorsan arkadaş niye namaz kılıyorsun? Niye kılıyorsun? Bunu Kur'an söylüyor. Ma'un suresi bir namaz eleştirisidir. Namaz eleştirisi diyorum. Kur'an'da namaz hakkında geçen ayetlerin tamamı namaz eleştirisidir. Eqimu, akame fiili geliyorsa eğer, anlatabiliyor muyum? İfa fiili değil de, ekame fiili geliyorsa eğer, düzeltin, düzgün edin, doğrultun namazı, yamuk kılıyorsunuz demektir. Aa, ne desin? Zikir siz beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim ayetinde tanımlanmıştır. Evet. Püf noktası burası. Fezkuruni <laughs> ezkurkum. Bakara suresi 152. ayet. Siz beni zikrederseniz ben de sizi. Siz beni zikredin ben de sizi zikredeyim. Eyvallah. Yani cevap şart. Şart cevap. Böyle bir cümle Arap dilinde. Şinasi Beş bin kez Allah derse Allah da beş bin kez şinasi der mi? Basit bir soru sordum. Bir daha soruyorum. Şinasi beş bin kez Allah derse Allah da beş bin kez şinasi der mi? Yani bu şu mu? Siz beni zikredinden maksat ben Allah, 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 Allah diye boncuk çevireceğim. Allah'tan Mustafa, 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 Mustafa diye boncuk çevirecek. Allah'ın boncuğu Allah kadar olacak. Mustafa'nın boncuğu Mustafa, Mustafa kadar. Bu mu? Haşa. Bu mu? Anlayış o. Şu andaki zikirden murat bu. Şu anda zikir denilince anlaşılan inanın sadece bu. Peki soranım size. Zikir var mı? Aslında bu sadece bir kayıp diyemiyorum. Bu aynı zamanda şirke dönüşüyor farkında mısınız? Dolayısıyla bir daha söylüyorum. Siz Allah'ı ajandanızın başına yazarsanız Allah da sizi ajandanızın başına yazar. Demektir. Zikir budur. Yani siz Allah'ı kaygı edenirseniz Allah'ın kaygısının arasında da siz olursunuz. Zikri çalıp yerine sahtesini koymak. Evet, problem bu. Müslüman toplumdan hafızanın çalınışı. Hatırlatan Kur'an gitti, yerine seslendirilen mushaf kondu. Zikrullah Allah bilinci idi, yerini hu çekme aldı. Namaz muhasebe idi, kıl namazı ye her haltı anlayışına kurban oldu. Zikir ehli bilginler idi, aklı kiraya veren sürüler oldu. Allah Resulü hiç hu çekmemiştir. Ama elçilik hayatı izi hiç zikirsiz geçmemiştir. Allah Resulü'nün elçilik hayatında zikirsiz bir anı olmamıştır. Ne dersiniz? Eyvallah. Kur'an'ı zikrin yerini Hint ayininin alması. Kısa bir tarihçe. Kur'an'ın indiği dünya mistik radyasyona maruz kalmış bir dünya idi. Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm, Zerdüşlük ve diğer tüm dinler, eski Mısır dini, efendim Hermetizm, efendim Stoacılık ve diğerleri hangisini sayarsanız sayın hepsinde bir mistik eğilim vardı. Sorgulama, eleştirme, akletme, açıklık, netlik, doğrudan kulluk yok ya da yok kadardı. Yok gibi bir şeydi. Yerine, körü körüne itaat, aklı kiraya verme, gizem, kapalılık, batın şirk vardı. Hristiyan azizler don değiştirerek birer Müslüman veliye dönüşüyorlardı. Evet, örnekleri var, çok. Balkanlarda ve Trakya'da bildiğiniz tüm gül baba türbeleri Hristiyanların azizlerinden kalmış türbelerdir. Gül baba deyip çeviriyorlardı işi. Anlatabiliyor muyum? Hristiyan baba gül baba oluyordu. Efendim. Evet. Dahası bunun ilginç örnekleri var. Ebu Haşim es-Sufi Şamlı İlk sufi nispesini alan kimsedir, ismini alan kimsedir bu. Bu kimse ömrünün büyük bir bölümünü bir manastırda geçirdi. Ondan sonra bir sufiye dönüştü. Dahası Rabiatül Adeviye. Efendim, bu kendisi veya annesi, net değil. Bunların hiçbirinin hayatı net değil. Hayatları hakkında mevzul miktarda yalan söylenir. Hayatlarını kazdıkça yalan çoğalır. Niye? Net yazmazlar, yazamazlar çünkü. Onun için işleri uydurmaktır. Rabiatül Adeviye'nin kendisi bir manastırdan bir savaşta ele geçirilmiş bir savaş esiriydi. Veya annesi ile beraber kendisi bir manastırda ele geçirilmiş bir esir idi. Şimdi onu aldınız, alladınız, pulladınız ve Müslümanların tepesine bir model gibi oturttunuz. Bir model olarak oturttunuz. Neyle model olarak oturttunuz? Yani çocuk yetiştirmede mi modeldi? İnsanlığa, insanlık öğretmede mi modeldi? Neyde modeldi? Bir ve ihsanda mı modeldi? Allah Resulü'nün eşi Hatice modeldi. Hem de modellerin modeliydi. Neyin modeli olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Allah Resulü'nün kızı Fatıma modeldi. Hem de çok iyi bir modeldi. Babasının anası, Ummu Ebiha. Evet. Dolayısıyla Allah Resulü'nün eşleri modeldi. Peki bu neyin modeli? Nasıl bir model ortaya koydunuz ki o modeli çoğalsak insanlığın nesi çoğalır? Hangi erdemi çoğalır? Nesi çoğalır mesela? Vesaire. İle, evet ilerleyen dönemde Hint guruları aynısı oldu. Ebu Ali Es-Sindi. Kim bu biliyor musunuz? Sint Hint'tir. Aslında bugünkü Pakistan'a Sint denir. Efendim. Hindin Batı tarafı. Peki Ebu Ali es kim? Bayezid'in şeyhidir. Bayezid ondan Hinduizmi öğrendi. Bayezid-i Bistami var ya, Ebu Yezid el-Bistami. İşte o. Ondan ve gitti Hindistan'da eğitim aldı. Hallaç gibi. Hindistan'da eğitim aldı. Halit Bağdadi gibi. Halit Bağdadi de Hindistan'da üç ayrı inanç sisteminin üç ayrı merkezinde üç ayrı gurudan eğitim aldı. Ve getirdi oradaki yogayı, meditasyonu rabuta diye pazarladı. Evet. Tesbih boncuk, zikir de mantra ise kimse Hindularla yarışamaz. Nasıl buldunuz? Evet. Bakın her tarafı boncuk. Her tarafı. Efendim yarışamazsınız. Dolayısıyla bu değil tabii. Tesbih bu değil. Tesbih de ilk geçtiği yer gelince inşallah ayrıntılı olarak ele alacağım. Tıpkı zikir gibi. Budist ayininin Müslüman kültürünü istilası, meditasyon. Buna uzun yer kalmadı çünkü zaman toparlanıyor. Bir tür içsel spor, öz telkin veya kontrol. Farkındalık meditasyonları, tefekkür, düşünce, derin düşünce, tedebbür. Bunlar farkındalık meditasyonları. Yoga, rabıta vesaire. Terapi, namaz. Efendim, bunlar arasındaki ilişkiyi incelemek isterdim ama inşallah ileride yeri gelince. Farkındalıkla ilişkiyi ve farklılıkları tabii ilişki noktaları var, farklılık noktaları var. Biri diğerinin yerine geçer mi? Geçmezse nasıl geçmez? Veya işte efendim insanın meditasyondan alacağı şeyi namazdan da alması mümkün mü vesaire? Bu sorular soruluyor. Yani siz sormasanız da soranlar çok. Dolayısıyla bunlara girmek lazım ama bugün giremeyeceğim. Farkındalıkla ilgisiz meditasyon. Transandantal meditasyon. Yani ya yani birçok şey var da neyse geçiyorum. İki dinamik meditasyon, çılgınca delirmiş gibi ritmik hareket yaparak zincirlerinden boşalmak. Rangdas Pram tarikatı var örneğin. Bu konuda çok ciddi bir belgesel yapıldı. Amerika'daki Rangdas Pramların akıbeti. Yine Oshon'un akıbeti, Osho'nun Amerika'daki faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl bir hayal kırıklığıyla sonlandığına dair ben e, izleyin derim. Yani mutlaka izleyin. Evet. Vahşi kırlar diye şey yaptı. Evet. Wild Wild Country yani İngilizcesi de. Evet. Satipat Satipatiana meditasyonu. Bu Budanın kendi meditasyonudur. Tasavvufa Budanın, Budanın incir ağacı altında araştırmaları ve bulduğu özgün tekniktir bu. Satipatthana dikkati içte tutmak. Hindu meditasyonu Rudraksha yerine geçmiş. Zaten Buda Hinduizme bir alternatif ve eleştiri olarak geldi. Hindu Brahmanlarının kast sistemini ciddi manada eleştirdi. Kendisi adaleti arayan, adaletin peşinde koşan ve Brahmanların halka yaptığı zulümlere itiraz eden bir adamdı bu da. Evet, sekiz aşamalı içsel yolculuk, farkındalık meditasyonu. Tasavvuf seyri sülük adıyla kendisine taşımıştır Buda'nın bu yöntemini. Bu da bu yöntemle amacı her an kendilik bilinci içinde olmak, yani zihni eğitmekti. Aslında zihnin eline bir şey uzatıp elindeki tehlikeli şeyi almasını sağlamaktı. Bu çok ilginç. Çocuğu eğitir gibi eğitmekti. Yani Buda'nın bulduğu teknikler içerisinde gerçekten çok orijinal ve çok üzerinde durulması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ama o da kendisinden sonra yoldan çıkarılmış, bambaşka bir yola döndürülmüş. İnsan eğitiminin bir parçası olan şeyler dinleştirilmiş akideleştirilmiş. Bu ikisi ayrı şey aslında. Yani bu da bir çocuğu eğitir gibi bir insanı eğitmiş. Nasıl? 3-5 yaşında bir çocuğun elindeki çok sevdiği bir zararlı şeyi almak istiyorsanız en güzel yolu nedir biliyor musunuz? Evet. Eline başka bir şey vereceksiniz. Eline başka bir şey, daha cazip bir şey ama tehlikesiz, zararsız, hatta yararlı bir şey uzattığınızda onu bırakacaktır. İnsanı çocuk gibi görüp insanı bunun üzerinden ki Buda'nın geldiği dünyada insanlar herhalde daha da çocuktu. Bugün büyüdüler mi? Fihi nazar. Yani tartışılır. Bu meditasyon Budist keşişlerine hastı. Fakat bir keşiş bunu İngiliz işgaline karşı bir pasif direniş aracı olarak kullandı. Bu sayede meditasyon batıya ve tüm dünyaya yayıldı. John Cabal Kabat isimli bir doktor sayesinde Amerika hastanelerinde de girdi ve üniversitelerde stres, kaygı ve depresyona iyi gelen geldiğine dair araştırma furyası başladı. Amerika'da yapılan, Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan 8 bin bilimsel çalışmanın sadece 47'sinin sonuçları güvenilir çıktı. Bu da çok ilginç. 8 bin çalışma yapılıyor üniversitelerde, sadece 47'si güvenilir bu yeme, uyku, kilo alma ve madde kullanımı alışkanlıklarını değiştirdiğine dair ikna edici bir veri bulunamadı. Fakat acı eşiğini yükselttiğine dair bulgulara rastlandı. Yani adil ve mutedil olmak e, e, anlamında bunları da nakletmek istediğim yeri gelmişken. Toplumsal amnezi. Amnezi ne demek? Hafıza kaybı demek. Evet, tıpta hafıza kaybının ismi toplumsal bir amnezi yaşıyoruz farkında mısınız? Efendim, Firavun kavmini aptallaştırdı. İstekhaffe kavmehu fe Firavun kavmini aptallaştırdı ve ona itaat ettiler. Zuhru suresi 54. ayet. Çok çabuk unutuyoruz. Çok çabuk unuttuğumuz için de sık sık aynı şeyler başımıza geliyor. Dün haksızlık yapanlar bir biçimde gücü eline geçiriyorlar. Dün kınadıklarının aynısına dönüşüyorlar. Düşmanınıza dönüşüyorsunuz. Birinin düşmanına dönüşmesinin bir numaralı sebebi hafızasızlıktır. Amnezidir. Ne diyordu merhum Ali'ye? Efendim, Sırf çetnikler, keskin nişancılar, kadın, çoluk, çocuk, masum, ihtiyar, asker, sivil demeden atış yapıyor ve öldürüyorlar. Biz de aynı şekilde karşılık verelim deyince komutanı, komutanına söylediği şey şu. Sırplar bizim öğretmenimiz değildir. Söyler misiniz? Haksız bulduğunuzun yöntemlerini aynen, aynen alıyorsanız, bana iftira etti diye ben birine iftira edebilir miyim? Cübbeli bana elli kez iftira etti, ben bir kez iftira edebilir miyim? Hakkım var mı buna? Yok. Edemem. Edersem ona dönüşürüm. Belamı bulmuşum demektir. Yani peki ona dönüşüyorsan eğer, kınadığına dönüşüyorsan niye kınıyorsun? Kınadığına dönüşüyorsan aslında kınamaya hakkın yok. Veya kınadığına dönüşüyorsan sen kendini kınıyorsun, farkında değilsin. Öyle değil mi? Onun için hayır biz yapamayız. Biz iftira edemeyiz. Biz yalan uyduramayız. Biz hakaret, tahkir edemeyiz ama gerçeğini söyleriz. Yani nur topu gibi bir müşrikleriz mesela şirk koşuyorsa, açıkça şirki savunuyorsa, şirki yayıyorsa anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla yani kediye kedi deriz. Biz kediye kedi deriz. Hep öyle deriz. Hep de öyle diyeceğiz. Evet, Firavun kavmini aptallaştırdı. Aptallaştırılmış bir kavim tekrar tekrar yaşamaya mahkumdur yaşadıklarını. Zikir bahsinde sonuç. Kur'an zikirdir. Kur'an hatırlamaktır. Allah'ı zikretmek hayatı hesabı verilebilir yaşamaktır. Zikir ehli periyodik ayin müdavimleri değil doğru bilgiyi arayanlardır. Müslümanların zikri çalınmış yerine sahtesi konulmuştur. Zikir katilleri kendilerini ehli zikir olarak pazarlıyorlar. Ben hep seninleydim diyor değil mi? Adam soruyor. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ben seni arıyorum. Sen kiminlesin? Vicdanı kendisine cevap veriyor. Ben sen hep seninleydim. Sen kiminleydin? Allah bir yerde olmadığı için Allah'a bir yere gider gibi gidilmez. Otobüs bileti yoktur. Sizi Allah'a ulaştıracağım diye sizi soyanlar, aklınızı soyanlar, iradenizi soyanlar, sizin insanlığınızı elinizden alanlar Allah'ı otobüsle, uçakla, trenle gidilecek bir yerde zannetmişler. Allah şah damarınızdan daha yakındır. Şah damarımızdan daha yakındır. Evet, son bölüm kısa ama çok önemli. Allah dileyemeseydi siz dileyemezdiniz. Allah dilemeseydi siz dilemezdiniz, dilemezdiniz ne demek? Asıl bu mesele şunun için önemli. Bağlamından koparılmış bir Kur'an ayeti diğer Kur'an ayetlerinin hepsine hakarete dönüşür. Dolayısıyla Muaviye'nin yaptığını yapmış olursunuz. Mızrağın ucuna ayeti takıp haksızken haklı çıkmak için Kur'an'ı satan durumuna düşersiniz. Şeytanın dini kadercilerin istismar ve tahrif ettiği ayet. Tekvir 29. Neydi? Bakınız şuradan başlayacaksınız. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allahu rabbul Alemlerin Rabbi olan Allah dilemeseydi siz dileyemezdiniz. Ayet bu. Allah dilemese siz dilemezdiniz. Şimdi kader risalesi çıktıktan sonra affedersiniz sırık kadar adamlar, afedersiniz. aslında başka şey söyleyecektim de daha sonra sıra çevirdim. Efendim onun için afedersinizi kaldırabilirsiniz artık. Efendim sırık kadar adamlar çıkıp bu ayeti soruyorlar. Sormuyorlar aslında polemik yapıyorlar. Polemik de yapmıyorlar, ayeti harcıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Ayeti sopa gibi kullanıyorlar. Ayeti kur, ayetle Kur'an dövüyorlar. Ayetle Kur'an dövülür mü? Bakın çok ilginç bir şeydir. Kur'an'ın her tarafında vardır bu. Eğer bir ayetin ne dediğini anlamak istiyorsan Kur'an'ı bir bütününü bir ayet gibi göreceksin. Ama hemen önüne de bakacaksın. Bektaşi ne demiş? Niye namaz kılmıyorsun demişler de. La takrabus salat diyor. Allah'ın emrini tutuyorum demiş. Namaza yaklaşmayın. Devamını oku diyormuş. Ve entüm sükara sarhoşken yaklaşmayın. Ben hafız mıyım diyormuş. Dolayısıyla şimdi tam o hesap oluyor. Bektaşilere selam olsun. Onlar e, hayatımızın tuzu, biberi, neşesi. Limen şa'e minkum en yestegîm. Evet. Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyen bir ayetin üstünde ne yazıyor bakın. Limen şa'a minkum en yestakim. Sizin içinizden doğru dürüst olmayı dileyenler için in huve illa zikrul lil alemin. Kur'an bir zikirdir, hatırlatmadır alemler için. Kime içinizden ne müstakim olan olmayı dileyen kimseler için. Aa, hani Allah dilemese biz dileyemezdik. Allah dilemese siz dileyemezsiniz diyen ayette sonra gelmiş. Aslında neymiş mesela? Şurada da diyor ki siz dileyin. Neyi dileyin? İstikameti dileyin. İstikameti, doğru, dürüst adam olmayı dileyin. Bakınız burada limen şae yazıyor. Burada dileyin diyor. Burada da siz Allah dilemese siz dilemezsiniz. Peki çelişki değilse ki çelişki tüm ahlakı yok eder. Çelişki veya tutarsızlık varsa ahlak yoktur. Bu iki noktadır nokta. Çelişkinin olduğu yerde ahlak yoktur. Evet. Ahlaksızlıkların tamamı tutarsızlıktır. Peki çelişki Kur'an'da yoktur. Muhteşemdir bu. Sizin dilemenizi Allah dilemiştir. Allah sizin dilemenizi dilemiştir. Anlatabiliyor muyum? Allah'ın eğer Allah sizin dilemenizi dilemeseydi zaten dilemezdiniz. Dileyemezdiniz. Madem dilemenizi diledi, dilediğinin örneği nedir? Akıl ve irade verdi. O zaman limen şa eminkum en yestakim. İstikameti dileyen kimselere Kur'an bir zikirdir, hatırlatmadır. Bitti. Bitmedi. Bir örnek daha var. Evet. Aynı tahrifin yapıldığı bir başka pasaj. İnsan 29-30. Yine burada da var bakınız. Ve ma teşâûne illâ en yeşâ Allah. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا Evet. وَمَا تَشَعُونَ اِلَّا اِنْ يَشَعَ اللّٰهِ Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Üste ne var bakınız? اِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَهِ İşte bu Kur'an bir uyarıdır. Hatırlatmadır. Kim için ama? Femen şa'at takaza ila Rabbihi sebila. Yolun sonu Allah'a çıkar diye inananlar için Femen şa'at takaza ila Rabbihi sebila. Evet, femen şa'at takaza ila Rabbihi sebila. Dileyen kimse Rabbine ulaşan bir yol tutsun. Dileyen kimse Rabbine ulaşan bir yol tutsun. Ama bir sonraki ayet Allah dilemese siz dilemezsiniz yazıyor. Burada da dileyen kimse Rabbine ulaşan bir yol tutsun yazıyor. Ya Rabbi nedir şimdi ne diyorsun? Yani sen mi diliyorsun biz mi diliyoruz? Ben sizin dilemenizi diledim kulum. Onun için irade verdim. Mesele bu. Çok mu zor anlaması? Yoksa anlatabiliyor muyum? Ya bir, bir de şöyle sorayım anlıyor musunuz? E tamam, inşa. Anlayanlar, anlamayanlar anlasın. <laughs> Tavsiye görsel benim dünyam. İçinde bir hafıza hikayesi olduğu için bu filmi tercih ettim. Daha önce izlemiştim, bir daha izledim. Gerçekten de yani mendillerinizi alın, filmin karşısına oturun. Uğur Yücel'in harika bir yapımı. Ee, benim dünyam. Bu ders e, kitap tavsiyesinde, tavsiye kitapta Kader Risalesi'ni tavsiye ediyorum. E, okumayan arkadaşlarımız mutlaka okusunlar. Okuyan kardeşlerim de bir daha okusunlar eğer müsaitlerse. Hasan Basri'nin şu anda elimize kadar ulaşmış İslam tarihinin, İslam tedvin tarihinin yani yazın tarihinin ilk ürünlerinden biri. 1350 yıllık bir eserle karşı karşıyasınız. Dünyada tek nüshası kalmıştı. O da yaklaşık 700 küsür sene önce bir tanesi istinsak etmiş, kopyalamış, şiir risalelerinin arasına saklamış, arasına saklamış. Niye saklamış? Dünyada bir tane kalmış. Biliyoruz ki biz tarih boyunca atıflar yapılmış bu kitaba. Birçok kitap atıf yapmış, alıntılar yapmış hatta içinden. Bazıları Dolayısıyla Kabe alıntı yapmış mesela. Efendim Kadı Abdülcebbar alıntı yapmış mesela. Mesela Malati alıntı yapmış. Başkaları da alıntı yapmış vesaire. Ama kitabın kendisi ortada yok. Bir nüshasını 1933 yılında Alman bir oryantalist Helmut Ritter geldi Türkiye'de Süleymaniye Kütüphanesi'nde tozlu raflarda aradı, aradı, buldu bizimkiler ne işe yarar? Bizde onca ilim adamı ne işe yarar? Orada bir hazine duruyor. Hasan el-Basri'nin yazdığı zamanının hükümdarına yazdığı bir mektup bu. Kader hakkında Kur'an üzerinden harika bir ders aslında kaderci anlayışa, sorumluluğu, insan sorumluluğunu reddeden ve ayaklar altına alan şeytanın dini kaderci anlayışa tokat gibi bir Kur'an'ı cevap aslında. Peki ne oldu? Yine bir şey olmadı. Der İslam dergisinde Almanya'da yayınladı bunu Helmut Ritter. Ama yine bir şey olmadı. Yıllar yıllar sonra, 1950'li yıllarda işte Ankara İlahiyat açıldıktan sonra iki hoca Hüseyin Atay ve bir de yanında bir başka hoca efendim bunu sadece ve sadece üstün körü bir tercüme edip yayınlamışlar. Tercüme de çok başarılı bir tercüme değil. En sonunda bendeniz bu belgeyi bulunduğu yerden indirdim, aldım, tercüme ettim, şerh ettim, neşrettim. Orijinalinden neşrettim efendim ve bir de şerh yazdım. Kocaman bir şerh ve Türkiye'de fırtına koptu. Türkiye'de aslında yalanı din edinenler, iftirayı din edinenler, şeytanın dinini din edinenlerin huzuru kaçtı. İnsanlara öğrettikleri sahte dinin foyası ortaya çıktı. Ondan sonra bana kaderi inkar ediyor. Hayır, aslında sizin sorumsuzluğunuzu inkar ettim ben. Allah'tan korkmazlar. Sizin sorumsuzluğunuzu. Siz ki yolda karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakıp da geçersiniz. Yani kader demezsiniz. Siz ki en ufak bir alacağınızı alamadığınızda mahkemeye koşarsınız. Ya kaderimde bu parayı yemek yokmuş. Onun için mahkemeyle falan gerek yok. Kadere karşı gelmeyin diyeniniz çıkmadı şimdiye kadar. Siz ahlaksızsınız. Siz değil tabii. Anadolu irfanı. Evet, Batman'da yıllardır adak adadıkları Ebu Zer Gıfari türbesi boş çıkmış. Dolu türbe olmaz. Tüm türbeler boştur. Zira beden geldiği yere gider. Kullu şeyin yerci'u ila aslı. Her şey aslına rücu eder. Bu beden topraktan geldi, toprağa gider. Onun içinde dolu türbe olmaz. Ama bu bomboş çıkmış. Dolayısıyla diğer türbeleri de kastınlar derim. Belki başka şeyler bulurlar. Evet. İyi haber. Nüfusunun neredeyse tamamına yakını Alevi olan Hacıbektaş ilçesinde hiç suç işlenmediği için Adalet Bakanlığı aldığı bir kararla hapishaneyi kapatmış. İyi haber, güzel haber. Onun için hoşuma gitti. Ben de buraya getirdim. Benim kahramanlarım. Evet. Biliyorsunuz Avustralya'da bir felaket sürüyor şu anda gerçekten de iki iki buçuk aydan beri süren yangınlar birçok cana mal oldu yani 1 milyar 250 milyon hayvandı son veri yapılan son veriler buydu. 1 milyar 250 milyon hayvan ona böcek ve böceksi canlılar dahil değil Dolayısıyla böyle bir kıta Avustralya Dolayısıyla orada işte bir koalaya yardım ederken, su verirken biri efendim, insanlar da kendi ellerinden gelen miktarıyla hizmet etmeye, yardım etmeye çalışıyorlar. Ee, ve Allah yardımcıları olsun, Allah hepimizin yardımcısı olsun. Zira yeryüzündeki tüm tabiat 7 milyar insana emanettir aslında. Eğer yeryüzünün herhangi bir tarafında bir orman yanarsa, her birimizin içinden biraz bir şey yanması lazım. Onun için çünkü yeryüzünde oksijenler o ağaçların imal ettiği oksijenler sadece benim oksijenimi Brezilya solusun diyen bir Amazon ormanı yok ki. Öyle değil mi? Hepimiz soluyoruz bu havayı. Onun için hava paketlenmiyor. Dolayısıyla bu dünya bize ait değil. Biz buraya ait bize emanet. Ve misafirhanede varız. Ev, evimiz biz. İnsan evini yakar mı? Efendim bu kadardı. Hepinize tekrar saygılar, selamlar, dualar iletiyorum. Akleden kalbinize hikmet ve afiyet olsun. Yeni derste buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hayırlı günler diliyorum.